Öncelikle bu yıl Taner Köyü'nde bu tür çalışmaların olması bizi çok mutlu etti. Yani bu yıl etkinlik şöyle bir faydalı olmaya başladı. Mesela Mazgirt'te bir kadın kooperatifi kurduk, Kozat'ta bir kadın kooperatifi. Bu yıl o bölgelerde küçük küçük artık ev işletmeleri haline gelen 5-10 tane insanın bir araya gelip çalıştığı bir çalışmaya döndü, programa döndü. Ki bölgedeki ürettikleri ya da birçok meyve türünü burada sirkesi, marmelatı, reçeli benzeri şeylerle aslında bir katkı olmaya başladı. Bizler bu köyün bizim için şöyle geçmişte Ovacık Belediye Başkanı iken buraya bir daveti olmuştu. Biz buralarda üretim yapmaya başladık. Kadın arkadaşlarımız da bu meseleyle ilgili bir emeğin olduğunu ama bu emek pazarda, birçok alanda bir karşılığı olmadığından kaynaklı yapamadıklarını söylemişlerdi ama bu yıl gelen aşamada en azından Mazgirt ve Hozot'taki bu emek değerli olmaya başladı. Çünkü tonlarca, belki 5-10 tona yakın kendi üretim şeyleri var artık yavaş yavaş. Bu anlamıyla da bunu daha da büyütecekler. Zaman zaman bazı sıkıntılar yaşanıyor. Zaman zaman bazı sorunlar yaşanıyor. Bu anlamıyla da bizler arkadaşlarımıza destek olmaya çalışacağız. Bizler bu süreç içerisinde öyle bazı üretim yapılan köylerde bu tür şeyleri açmak için çaba harcayacağız. Ama biliyorum ülkedeki genel durumdan kaynaklı özellikle ambalaj ve benzeri şeylerde bazı sıkıntılar yaşanıyor. Onu da duyduk. Bizde de var bu durum var. Ama önümüzdeki süreçte daha da düzelebilir, daha da iyi yapılabilir diye düşünüyoruz. Kadın arkadaşlarımızın aslında emeği çok büyük. Burada üretici onlar. Tabii ki eşleri, dostları, babaları, kardeşleri destek veriyor. Benden çok arkadaşlarımızın bu şeyi anlatması lazım. Ovacık'taki o kooperatif, buradaki Bozat'taki kadın üretimi herkesin kendi ismi, kendi üretim şeyinin olduğu bir şeye çevirdi. Bu anlamıyla da esas anlatması gereken arkadaşlarımız, dostlarımız bunlar. Buyurun sizler bu konuyla konuşsanız. Evet, teşekkür ederim. Adım Meryem Akbalık. Ben bu köyde doğdum, burada büyüdüm. Biz kadınlar olarak bu köyde şimdiye kadar ufak tefek kendimize göre yaptığımız bir takım ürünler vardı. Ama bu kadar geniş çaplı yapmamızın en büyük kaynağı ya da ona bizi öncülük olarak gösteren en büyük kaynak Ovacık doğal ürünleri. Yani başkanımızın kurulmuş olduğu kooperatifin bize öncü olmasıydı aslında. Biz ilk etapta ufak ufak kendimize yapıp işte böyle eşe dosta dağıtırken bir gün tesadüf oldu aslında. Bunu çok istedim. Hani dediği gibi nohut da ekildi burada. Ama bu reçel işi yani bu kadar büyük çaplı yapabileceğimiz hiç aklımıza gelmemişti. Yaptık. Ovacık'ta kız kardeşim oturuyor. Oraya göndermiştik. Orada kooperatiften işte arkadaşlar gitmiş evine yemişler. Kim yapıyor? İşte ablam orada yapıyor. Böyle böyle. Bizim orada meyve çok falan. Aradılar beni. Yapabilir misiniz dediler. Tabii ki yaparız dedik. Yani biz 5-10 kadınla beraber yaparız dedik. Onlar da bize verdiler. Yani hani işte miktar söylediler. Şu kadar ürünü yapabilir misiniz? İlk sene çok zorlandık. Nasıl? Çünkü hem gidip dağda meyveyi kendimiz topluyorduk. Getiriyorduk. Onu ayıklıyorduk burada. İşte gece saat 12'lere 1'lere kadar uğraşıyorduk. Çünkü o zaman böyle bir yerimiz de yoktu. Sonra kooperatif bize destek verdi sağ olsun. Hani siz yeter ki üretin. Biz her konuda size destek vereceğiz diye. Biraz onlara destek verdi. Biraz annem sağ olsun kredi çekti. Burayı yaptık kendimize. Sonra 10 kadınla beraber bu işi devam ettik. Destekten kastımız nedir? Destek verdiler. Siz yapın. Ürününüzü biz pazarlama kısmını. Evet, pazarlama onun kısmını. Dışında peki şey falan mı verdiler? Şişelerimizi, kavanozumuzu onlar veriyor. Kapakları onlar veriyor. Çünkü kavanozda biz çok büyük ekonomimiz yani çok iyi olmadığı için maliyetimiz yani kavanozu satın alabilecek güçte değiliz ki halen öyle. Kooperatif getiriyor. Biz kooperatiften kavanozu alıyoruz. Dolum yapıyoruz. Malı teslim ettikten sonra kooperatif zaten şişe parasını düşüyor. Yani o bizim için çok büyük bir avantaj. Çünkü yoksa onun dışında biz bulamayız o kadar kavanozu. Ne kadar bir üretimden bahsediyoruz? Ne kadar? Şimdi bu sene reçel üretimini yapamadık. Şeker fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı. Ama marmelata başlayacağız. Çünkü marmelatta şeker daha az kullanıldığı için marmelatı devam ettireceğiz. Şöyle 2 tona yakın erik yapıyoruz. Yani bu ekşi alça dediğimiz bizim buranın.
3 tona yakın kuşburnu siparişimiz var. İşte 3 tona yakın alıç siparişimiz var. Bunlar hep bizim burada yetişiyor. 2 tona yakın yine bu bizim yabani elmamız var. Ondan onun muamelatını yapacağız. İşte kabak reçeli bu sene istediler. Kabağı kendimiz ektik, ekimini yaptık. Sonbahara doğru onun reçelini yapacağız bal kabağında. Ayva reçeli yapacağız. Ayva reçelimiz yine bu bölgede ayvalarımız var. Bozat merkezde olsun, diğer köylerde. Yine buralardan alıyoruz. Onları yapacağız ama kabağımızı bu sene kendimiz ekimini yaptık. Kabak reçeli de bu sene yapacağız. Diğer kadın arkadaşlarımızın anlatacağı bir şey varsa onları... Zaten patron konuştu. Patronla biz beraber çalışıyoruz. 10 tane kadın aslında, yani söylediği şey 12-15 ton arası bir üretim. Mesela ilk dönemlerde hatırlıyorum, birkaç ton, 1-2 ton civarında bir üretim yapmışlardı. Evet. Bayağı heyecanlıydı. Çok şimdi mesela daha da yükseldi kapasite. Mesela 3-4 kadın arkadaşlar, evet, şimdi 10 kadın arkadaş olmuş. Daha da kapasite artmış. Heyecan, o kadar heyecan yok. Demek ki artık kendine güvenle başladı. Üretim alanının yapara inşaatını daha çok iş, daha çok üretim şey olursa daha mutlu oluruz. Yani bunu istiyoruz. Biz kaynamayı odun ateşinde yapıyoruz. Dışarıda odun ateşinde, sonra içeriye taşıyıp dolumu burada yapıyoruz. Yani kapıları kapatıp. Binanın fiziki yapısı konusunda destek veren oldu. Yok, olmadı. Kendi imkanlarımız var. Hazine arası falan değil. Hazine arasına başvurduk açıkçası. İstedik ama o verilmedi bize. İşte buraya yakın bir yerde bir hazine arası vardı. Hem merkeze yakın olsun dedik. Ama o verilmedi bize. O yüzden kaldı. Kadınlarımız köyden mi, kadınlar mı? Köyden de var, ilçeden gelen de var. Kooperatifiniz var mı? Kooperatifimiz yok şu anda. Onun bir adımını atacağız zaten. O yüzden başkanımıza. Ürünlerinizi hangi isim altında satıyorsunuz peki? Siz direkt kooperatife veriyorsunuz. Biz kooperatife veriyoruz ama aynı zamanda Hozat Taner Köyü reçelleri adına üretim izni almışız. Kendimize etiket yapıştırıp gönderebiliyoruz. Ama normalde ürünümüzün %90'ını kooperatif alıyor. Ama kooperatif o etiketi yaparken bizim buranın adresi ve işletme numarası geçiyor. Biz zaten şöyle bir karar almıştık. Nerede üretim olursa onun o isminin olması önemli. Evet. Çünkü o emeği reddetmek iyi olmaz. Ama bazen yasal mevzuat açısından bazı sorunlar olur. Diyelim ki bunların yaparken stopajı, diyelim ki vergisi, işte resmi, kurumsal yanı falan, bunların hepsi kooperatif üzerinde oluyor. Evet. Sadece diyelim ki onun üzerinde de Taner Köyü diye reçeller diye geçer. Ya da Mazgirt diye geçer. Ya da başka bir ilçe ise onun ismi geçer. Şöyle, biz aslında burada bir kooperatif açıldı, kadın kooperatifi açıldı. Ben o dönem Ovacık Belediye Başkanı'ydım. Kooperatifin açılışında tüm şeylerini aslında biz Ovacık Belediyesi olarak karşılanmıştık. Sonra orada kadın arkadaşlarımız kendi başına bir çalışma yürütmek istediklerini söyledi. Biz çok destek verdik, önemlidir dedik. Yani biz kimse bir başkasına bağlı çalışmak zorunda değil. Yeter ki bu meseleleri, üretimi... Sağlık gıda mutlak ama sağlık gıda ya da üretim alanları ile ilgili orayı kirletmeyecek bir şekilde, yani ki sünni gübre, işte ilaç ve benzeri kullanmamak şartı kullanarak analizlerini yaptıktan sonra biz bunları kim olursa olsun destekleyeceğimizi söyledik. Bu kooperatif aslında arkadaşlar o dönemde kooperatifte de çalışmalar içerisindeydi. Çünkü hatırlıyorum beraber çalışmıştık. Ama sonra orada kooperatifimiz başka şeylere evrildi. Diyelim ki bu ev içi oyuncak ve benzeri şeylere girdi. Girince bizden biraz daha bu üretim biçimine koptular, o tarafa geçti. Biz onlara da şimdi destekliyoruz. Şöyle diyelim ki bir stand açıldığında ya da İstanbul'daki bu bazı buluşmalar, festivaller, biz de orada destekliyoruz. Yani fark etmez, ille de bu olmak zorunda değil. Bu ev içi emek de bizim için çok önemli. Yeter ki bu köylüler, insanlar buradan göç etmeden kendi köyünde yaşamını sürdürsün. Çünkü göç ettiğinizde şöyle bir şey karşımıza çıkıyor aslında. Şehirlere gittiğinizde bir yaşam biçim değişiyor, kültür değişiyor, inanç ve benzeri. Çünkü homojen yapıdan çıkmaya başlıyor. Bu topraklar kıraçlaşmaya başlıyor, bu topraklar sürünmeye başlayınca onlarca yıl sonra bakıyorsunuz üretimsiz hale gelmeye başlıyor. Bu anlamıyla da kadınlar... buradaki dostlarımızı, herkesin birbirine dayanışma içerisinde büyütmesi. Yoksa şöyle bir şey değil, büyük bir fabrika, çok büyük bir üretim alanı değil. Küçük işletmeler bizim için önemli. Yani küçük derler, bizim küçük hayallerimiz bizim için önemli. Evet. Yani,
Burada da 10 tane kadın arkadaşımız, bir başka yerden 10 tane kadın arkadaşımız derken aslında köylerdeki emek öne çıkmış olur. Ben şöyle düşünüyorum. Aslında burada zorluklar önemli. Yani mesela sadece biz Ovacı Kooperatif olarak görünmek, düşünmemeniz lazım. Ovacı Kooperatif destekleri belli bir yere kadar gücü olabilir ama mesela buradaki kamusal alanında bizim tercihimiz şu. Diyelim ki ilçe makamlarıyla da görüşülebilmelidir. Valilik, kaymakamlık, il tarım müdürlükleri ve benzeri bütün bunlarla çalışılmalı. Yani bunların da desteği alınması lazım. Bu anlamıyla da arkadaşlarımıza biz hep diyoruz. Sizin çalışmalarınıza katkı sunacak bütün alanları kullanın. Çünkü önemli yani oradan buraya gelmek yerine diyelim ki Hozat ilçesinden buraya diyalog kurmak, desteklemek daha yakın. Bu benim hani önerim. Burada bütün kurum kuruluşlarla bu meseleleri ilerletmek çok önemli diye düşünüyorum. Son bir şey sormak istiyorum. Siz bir şey mi söyleyeceksiniz? Başkanımın sözü üzerine hani şu anda yeni gelen kaymakamımız Hozat. O yeni gelen bize bayağı destek oluyor. Yani her konuda sizin yanınızdayız. Yeter ki üretin. Yeter ki siz bu işin içerisine dahil olun. Biz her konuda sizin yanınızda olacağını dahil söylüyor ki yapıyordu gerçekten. Bu avantaj. Çok büyük, evet, bir avantaj. O bizim için büyük bir avantaj. Ben şimdi şeye dair bir soru sormak istiyorum. Gıdaların hani Türk Gıda Kodeksi diye bir şey var. Uymak zorunda oldukları üretim, paketleme, bazı alanlarda işte o sağlığa faydalı mı? Yani ev ürünü olabilir ama doğru paketlenmediğinde ya da saklama koşulları uygun olmadığında bu zararlı da olabiliyor. Siz bir denetime tabi misiniz ya da bir... Denetime tabiyiz, evet. Kim? Aynı zamanda ürünlerimiz, her çıkardığımız ürün analize gider. Analiz sonucuna göre dağıtım yapılır. Normalde atıyorum 3000 şişe, eğer ben erik marmelatı yapmışsam bu 3000 şişenin içerisinde herhangi bir şişe alınır. İlk önce bir analize gider. Analiz sonucuna göre Türkiye'de sonra dağıtıma evet, çıkılıyor. Evet. Ovacı Kooperatifi de alırken kendi evet, içerisinde birkaç paketten alarak o da analize gönderiliyor. Yani o analiz şeyinden kesinlikle vazgeçmiyor. Çünkü evet, bilirsiniz gıda özellikle bu tür gıdalar gerçekten de hijyene uygun yapılmadığında insanlara çok büyük zarar veriyor. Biz bu konuda çok dikkat ediyoruz. Yani analizde analiz yapılmamış hiçbir ürün almıyoruz, tüketiciyle buluşturmuyoruz. Analiz sonuçları çıktıktan sonra tüketiciye buluşturuyoruz. Bizim zaten hem kendimiz hem de başkanım dediği gibi kooperatif kendisi de yine götürüp analizini yaptıktan sonra piyasaya veriyor ve yaptığımız her şey doğal. İçinde hiçbir katkı maddesi yok. Tamamen doğal bir ev yapımı ürün çıkarıyoruz. Peki. Teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle başkanım hoş geldiniz. Desteklerinizden dolayı, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Siz Tunceli Emek Gazetesi olarak köyümüze hoş geldiniz. Aynı köylüyüz, aynı zamanda hoş geldiniz. Hem bu etkinliğimize hem bu kadın emeği üretimine verdiğiniz bu destek için teşekkürler sunuyoruz. Bizim tabii hem bu kadın üretimi çok önemli bizim köy için. Hem köyde işte bugün etkinliği yapacağımız, kuracağımız kooperatif vasıtasıyla da inşallah bu ürünleri pazarlayabilecek bir pazar buluruz. O şekilde yardımcı olmaya çalışacağız. Dernek kuruluşumuz için büyük toplantımızda derneğin kuruluşu kararı alındı. Dolayısıyla da etkinlikte bu etkinliğimiz de onun içindir. Dolayısıyla sizler de bu etkinliğimize katıldınız, bize şeref verdiniz, hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ali Asker Akgül ben. Aynı zamanda İstanbul'da yaşıyorum, köylüyüm. Teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Siz bir şey eklemek ister misiniz? Evet. Bu kooperatif fikri bize bu kooperatif olmadan önce kendi aramızda aile içerisinde bir sohbet olmuştu. Ovacık'ta da zaten bu kolektif çalışmayla ilgili bir adım atılmıştı başkan tarafından. Bu biraz çevrede biraz yankı yarattı. Onlar esinlenerek tabii köyde kendi aile içerisinde konuştuk biz bunu. Ama diyorlar doğru bir söz söyle, isterse boşa gitsin. Ama gitmiyor. Demek ki bazen yerini buluyor. Bir sene sonra işte bu kooperatifi, burada üretim yapma fikri ortaya çıktı. Bu atölye kuruldu. Şimdi bu fikirden sonra da yeni bir şey gelişti. Bir başka şeyi doğuruyor. Dün bir mesela bizim kendi aramızda epey bir zamandır konuştuğumuz köyde bir kültür evi veyahut da bir müze kurmak gibi bir fikrimiz vardı. Tabii bu tür faaliyetler bunu körükledi.
Dün köyde bir toplantı yaptık. Köylerin hepsi katıldı ve hepsi oy birliğiyle çok güzel bir şey oluyor. Dernek kurma kararı alındı. Bir takım kararlar alındı. Bunlar açıklanacak zaten onlar. Köy kültür evi fikrinin hayata geçirilmesinin noktası esas ciddi sorunumuz odur. Ayrıca bu tür şeyler köylerde aslında kaynak çoktur. Fakat değerlendirilemeyen şeyler vardır. Ürün boldur fakat kullanılması bilinmiyor. Tabii bunlar zamanla bir şey bir başka üretimin doğmasına sebep olur. Herhalde önümüzdeki günlerde bu süreç gittikçe daha hızlanır. Bu vesileyle hem gençlerimiz dışarı gitmez ve hatta bir kısım genç köye dönüş olur. Köye dönüş olduğu zaman köylüler kendi gelenek, görenek, kültürü, adet, örf, aidiyetleri neyse onlarla yaşamayı tercih edecekler. Eğer o olursa bizim için çok büyük bir başarı olur. Peki, çok teşekkür ederiz. Bunun için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.